Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlayalım bugüne. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostić, milli takımdan yakın arkadaşı olan Dušan Tadić ile Fenerbahçe forması altında bir kez daha buluşuyor. Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken haberleri nelermiş? Hemen ana sayfalarla başlayalım. Foto Maç ana sayfada sürmanşette Mourinho'nun biraz önce paylaştığımız açıklamalarını görüyoruz. Şampiyon olacağız başlığıyla taraftarlara böyle bir mesaj verdi. Detaylı olarak az önce aktarmıştık. Manşette Zalewski Galatasaray'da haberini görüyoruz. Galatasaraylı yöneticiler İtalya'ya gitti ve işi bitirdi. Zalewski Türkiye'ye geliyor denmiş. Kartal'ın Mane yarışı. Her maça kazanmak için çıkacağız. Hacı Osmanoğlu Çeferin'le buluştu başlıkları. Bugünün diğer dikkat çeken haberleri hepsine göz atacağız diyerek Fanatik ana sayfayla devam edelim. Sürmanşette hayaller önemlidir başlığıyla Mourinho'nun açıklamalarını, Güneş Zafer Meşalesini Yaktı başlığıyla Şenol Güneş'in imza törenini ve transferde sıcak saatler başlığıyla takımların transfer gündemlerini görüyoruz. Manşette ise yine Zalewski haberi dikkat çekiyor. Galatasaray'dan ikinci İtalya operasyonu, Zalewski aslan oluyor demiş haber. Kerem Aktürkoğlu için buruk gurur başlığı atılmış. Montella'dan mutlusu yok. 5 gol yedi, gönderildi. Rize Spor'da Gökhan Akkan'la yollara ayrıldı. Yine Fanatik gazetesinin dikkat çeken başlıkları da bugün bu şekilde. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Suat Umurhan bir hikaye kaleme almış Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Asgari ücretli şampiyon başlığıyla Kerem'in futbol mücadelesi pes etmeyen bir ailenin hikayesi. Bodrum'la şampiyon oldu, cebine asgari ücretten fazlası girmedi. Başakşehir asgari ücretle 5 yıl imza atladı, istemeyince kadro dışı kaldı. Her sabah babası araba kullandı, o Kocaeli İstanbul yolunda Avrupa hayali kurdu. Fatih Terimli Galatasaray isteyince sevinçten havalara uçtu. Aslan'da coştu, milli takımda attı. O şimdi Benfica'da şeklinde bir Kerem Aktürkoğlu hikayesi. İlgilenenlerin bu haberi okumasını detaylı bir şekilde tavsiye ederiz. Montella kırkına geldi. İtalyan hoca 15 maçlık Türkiye kariyerinde 40 farklı isim kullandı. En golcü Kerem oldu. Ve o gün Şahinoğlu imzasıyla 10 numara fedakarlık başlığında da Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle sadece bir idman yapsa da mücadeleye çıktı şeklinde bir haber görüyoruz. Hürriyet 19'a bakalım. Mourinho'nun açıklamalarını detaylı bir şekilde görmek mümkün bu sayfada. Osimhen kendini çok yere atıyor. Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var başlıklarıyla. Yine 9. şampiyonluğa inanmasam Fenerbahçe'ye gelmezdim şeklinde. Portekizli teknik adamın açıklamaları özetlenmiş. Yine Şenol Güneş'in imza törenine dair detayları görüyoruz. Boş mukaveleye imza attım başlığıyla da tecrübeli teknik adamın anlaşması paylaşılmış. Milliyet gazetesinde Kerem pişmanlığı başlığını görüyoruz. Benfica'ya giden ve milli takımda çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması ile ilgili Galatasaray cephesinde bir pişmanlık yaşandığına dair haber dikkat çekiyor. Hemen altında Yıldızlı Peki başlığını görüyoruz. A milli takımımız İzlanda maçını değerlendiren Milliyet yazarları, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'de büyük gelişim gösteren Arda Güler ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun devreye girmesinin A Yıldızı liderliğe taşındığına değindi şeklinde bir haber dikkat çekiyor bugün Milliyet gazetesinde. Gazete turuyla yine devam ediyoruz. Bakalım bugün Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri nasıl gazetelerde? Fanatik 5 ile başlayalım. Beşiktaş sayfası transferde sıcak saatler başlığı dikkat çekiyor. Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Amarty ve Onana'yla yollarını ayırmayı planlayan idareciler Napoli'nin sol beki Mario Rui için gaza bastı.
Rangers'lı sağ bek James Tavernier zora girerken Wesley Ribeiro Silva konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor denmiş. Gizli kaptan Paulista yine bültende paylaştığımız haberlerden biriydi. Beşiktaş'ta takım liderliği görevini Gabriel Paulista üstlendi. 33 yaşındaki tecrübeli stoper sahada adeta gizli kaptan gibi hareket ederken performansıyla hem takım arkadaşlarına hem de teknik direktör Van Bronckhorst'a güven veriyor demiş haber. Bu arada yaklaşık bir saat sonra Beşiktaş'ın bugünkü idmanında Gabriel Paulista basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak değerli izleyenler. Saat 11'den itibaren de idmanı canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Yaklaşık 15 dakikası basına açık olacak. Yine bu sayfada bir de Mert Günok güven veriyor başlığı var. Kaleci performansı konusunda Beşiktaş taraftarının Mert'e sonsuz güvendiğinden bahsedilmiş. Şimdi Foto Maç 2 ile birlikte Trabzonspor sayfasına bakalım. Aslında tam sayfa halinde Şenol Güneş'in imza töreninde yaptığı açıklamaları görüyoruz. Beşiktaş'ı yeneceğiz başlığıyla verilmiş. Yeni bir dönem başlıyor. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkacak. Bunun sözünü veriyorum. Beşiktaş derbisi ayrı bir önemde. İyi başlamamız gerekiyor dedi Şenol Güneş. Az önce de ekrana getirmiştik hem Güneş'in hem de Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını. Onaçu konusunda da şu yorumu yaptı. Onaçu katkı yaptı. Koşullar oluşursa 3 gün içinde olursa olur 13 Eylül tarihinde transfer dönemi sona erecek ama olmazsa da çaresiz değiliz şeklinde bir değerlendirme yaptı santrfor konusunda Şenol Güneş. Sabah 17 Yunus Emre Sel imzasıyla yine Şenol Güneş'in imza töreninden fotoğraf ve haberi görüyoruz. Beşiktaş'ın havasını kırmak istiyoruz. Şu anki rakibimiz oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla bir hava form yakaladı. Bunu kırmak istiyoruz. En zor maçımız olacak. Başlangıcı iyi yapacağız dedi. Ayrıca boş mukaveleye imza attığını da söyledi Güneş. Chamberlain kaldı. O gün Şahinoğlu'nun haberiyle devam edelim. Beşiktaş'tan ayrılması beklenen İngiliz Yıldız'da karar değişti. Önce Eyüpspor ardından da Antalyaspor'un tekliflerini reddeden 31 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı idarecilerle görüştü ve yoluna Beşiktaş'ta devam etmesine karar verildi. Bildiğiniz gibi Avrupa listesine de yazılmıştı her ihtimale karşı Chamberlain. Amartey ise görüşmelerini sürdürüyor denmiş. Milliyet 15'e bakalım. Cengiz Malgar'ın haberi Kartal'ın 11'i netleşti. Giovanni Van Bronckhorst Trabzonspor deplasmanında sahaya süreceği kadroyu belirledi. Sakatlığı bulunan Semih'in yerine sol kanatta João Mario yer alacak yeni transfer. Savunma, orta saha ve hücumda ise başka bir değişiklik olmayacak denmiş. Chamberlain kararlı, Amartey ayrılabilir detayı yine burada da dikkat çekiyor. Trabzonspor bölümünde ise boş mukaveleye imzayı attık başlığıyla Şenol Güneş'in açıklamalarını görüyoruz. İmzayı boş mukaveleye attık, imzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir ama önemli olan ruhuyla ve gönlüyle burayı yaşamaktır dedi Şenol Güneş. Takvim 17'ye de bakalım. Trabzonspor için her şeyi yapacağım başlığıyla yine Şenol Güneş haberini görüyoruz. Önemli açıklamalar yaptı ve 5. Şenol Güneş dönemi dün resmen start aldı. Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. Devre arasına kadar herkesin beğeniyle izleyeceği bir takım yaratacağız dedi tecrübeli teknik adam. Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Haldun Domaç'la şimdi gündemi değerlendireceğiz. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, şimdi dün akşam Jose Mourinho'nun önemli ve dikkat çeken açıklamalarını hep birlikte izledik, dinledik. Biraz üzerine konuşalım isterdiniz, buradan başlayalım. Her zamanki gibi aslında klasik bir Jose Mourinho özgüveniyle birlikte yine gündem yaratacak açıklamalar. Elbette şampiyonluğa, takımına, yönetimine çok inanan bir profil sergiledi. Bir taraftan da tabii ki sosyal medyada en çok konuşulan konu Galatasaray'la ilgili yaptığı göndermeler oldu. Sizin dikkat çekmek istediğiniz satır başlarına, konu başlıklarına bir değinelim isterseniz. Ne dersiniz?
Değinelim tabii ki. Şunu söyleyeyim bir kere, yani bizim alıştığımız bir profil Jose Mourinho. Yani bu sözlerinin hiçbir tanesine şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü gerçekten de Jose Mourinho aklından geçeni net bir şekilde söyleyen bir karakter. Ha, bu arada bu sözler bazı camiaları, kişileri incitir gibi bir düşüncesi yok. Neyi düşünüyorsa onu söylüyor. Ha, bu iyi midir, kötü müdür? Futbol iklimini rahatsız eder mi, etmez mi? Bu başka bir tartışma konusu. Ama onun profili böyle. Bazen oyunculara, bazen teknik adamlara, bazen rakiplere karşı bu tür sözleri geçmişte de var, gelecekte de olacak. Bir kere bunu söyleyelim. Yani bu ilk gün geldiğinde de söylediğimiz bir cümle. Tabii ki orada benim dikkatimi çeken, not aldığım bazı cümleleri var. Onlar üzerinden hareket edeyim istersen. Bu kulübün hırsları, acıları, yara izleri ve hayallerini anlattı diyor başkan ve Mario Branco bana diyor. Şimdi hırsları, acıları, yani bu cümleler yani geçmişe yönelik cümleler. Yani Fenerbahçe'nin genel anlamda camia içindeki bir isyanını aslında bir şekilde dile getiren bir cümle bu. Baskı ortamına çok alışkınım. Bu ortamlarda çalışmayı severim dedi. O ilk gün geldiğinde de söylediği bir cümleydi zaten. Ki baskı altında çalışıyor zaten. Çoğunlukla böyle oluyor. Zaten yani burada çok fazla şeyler duydum diyerek bence bir gönderme daha yaptı. Eğer bunları karşılayamayacak, bunlara karşı koyamayacak olsam valizimi alıp giderdim diyor. Burada da bir göndermesi var. Özellikle onu söyleyelim. Bu noktada transferlerle ilgili aslında Türk futboluna yönelik bir cümle söyledi. Ben onu da yine bir yere koyalım. Evet, hep rakipler üzerinden ya da kendi camiası üzerinden konuştuğu gibi bir de Türk futbolunun geleceğine yönelik bir cümle söyledi. Dedi ki bu transferlerin bu kadar uzun sürmesi aslında takımların Avrupa'daki ön eleme maçlarındaki başarısını olumsuz etkiliyor dedi. Ben bu cümleye de katılıyorum. Transferle ilgili sözlerini en son kullanmak istiyorum. Yine madem Avrupa ile ilgili konuşuyoruz, Avrupa ile ilgili söylediği şu cümle de dikkat çekiciydi. Avrupa Ligi'nin yeni formatı konusundaki cümleleri bence dikkat çekici. Diyor ki aynı ligde oynuyormuş gibi oynuyoruz ama daha görece kolay rakiplere karşı oynayanlarla daha zor rakiplere karşı oynayanlar aynı puan cetvelinin içerisine sıralanıyor. Bu bence çok doğru değil dedi. Yani bu da üzerinde konuşulacak bir konu ama netice itibariyle aslında bunu da bir rakip üzerinden yani Galatasaray üzerinden okudu diye düşünüyorum. Gerçi Beşiktaş'ta var ama sonuçta genel anlamda söylenen cümle şuydu. Galatasaray'a görece daha kolay rakipler çıktığı konusu gündemdeydi. Onu da özellikle söyleyelim. Bir de Osimhen üzerinden söylediği bir cümle var. Onu da söyledikten sonra biraz transferle ilgili cümlelerine geçelim. Osimhen harika bir oyuncu. Galatasaray harika bir oyuncu kazandı ama yere çok yatıyor dedi. Yani şimdi rakibinizin bir transferiyle ilgili olumlu cümle söylerken bir yandan da kendini çok yere atıyor. Onunla problemin bu sözleri. Gelecekte Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı ki çok yakın zamanda oynanacak maçta yaşayacağı süreçleri falan olumlu olumsuz bir hayli etkileyecek diye düşünüyoruz. Ben bu noktada çok geri adım atan bir hoca değil. Söylediğim gibi aklına geleni, düşündüğünü hiçbir kaygı taşımadan açıklayan bir hocadan bahsediyoruz. Bunları bekliyoruz. Hatta ben ilk geldiği gün belki Ezgi sana söylemişimdir. Bazen rakip teknik adama omuz da atabilir. Bazen rakip kulübeye de gidebilir. Bu tür özellikleri olan bir hoca. Bu iyidir, kötüdür diye söylemiyorum ama bunları biz Mourinho'yla yaşayacağız. Transfer konusunda söylediklerini istersen belki biraz üzerinde Tabii ki. konuşmamız gerekiyor. Transferde diyor ki doğru yaptık diyor. Yani bu transferler bizim yaptığımız transferler doğru diyor. Filip Kostić'le ilgili söylediği sözler de her yerde oynayabilir cümlesini söyledi. Kostić yaratıcı bir oyuncu, Kostić özel bir oyuncu, yaratıcı oyuncumuz gitti diyor. Yani yaratıcı oyuncudan kastı şu olabilir. Yani Ferdi biliyorsunuz onun döneminde sol önde oynadı. Orta saha oynayabilen, sol kenar oynayabilen bir oyuncu. Hatta sağ açık oynayıp 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Yani çok pozisyonlu bir oyuncu gitti.
Kostić gibi yine çok pozisyonlu bir oyuncu getirdik. Hatta onu kalede bile oynatabiliriz cümlesiyle de aslında onun çok pozisyonlu bir oyuncu olduğunu ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Benim için biraz şaşırtıcı mı diyelim ya da Fenerbahçe taraftarını biraz endişeye sevk edici cümlesi Medina ile ilgiliydi. Cristian Medina ile ilgili. Yani Boca Juniors'un oyuncusuyla ilgili herhangi bir şey söylemem dedi. Oysa bütün Fenerbahçe camiası onun Ocak ayında Fenerbahçe'ye geleceğini, hatta ben şunu söylüyorum, 2 gün var ama hatta şu süreçte bile belki de Fenerbahçe'nin özel çalışmalarla tıpkı daha önce Osayi Samuel'de olduğu gibi bir çalışma yapma ihtimalini de gözden kaçırmıyorum. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Bunun dışında transferle ilgili söylediği cümlelerde bunlar iyi transferler yaptıklarını söyledi. İyi bir takım kurduklarını, 9. şampiyonluğumu almak istiyorum diyor. Camiaya umut verici sözleri bunlar. Bu manada baktığımızda da aslında tabii ki özel biri ki o cümle üzerinden de bir hayli konuştu. Özel biri olması konusunda konuştu. Zaten mütevazı, geri adım atan bir karakter olmadığı için, egoları olan bir karakter olduğu için bu röportajda da onu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Peki şimdi Mourinho'nun Kostić üzerinden yaptığı yorumlarla biz de devam edecek olursak ve biraz saha içini belki değerlendirecek olursak kalede bile gerekirse oynayacak cümlesinden aslında Mourinho'nun nasıl bir planlamayla yola devam edeceği konusunu biz de çok tartıştık. Kostić'in gelmesiyle birlikte acaba üçlü savunmaya mı geçilecek, çift santrforlu bir düzenle mi devam edilecek diye. Sizin beklentiniz ne bu noktada? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere Osterwolde'yi stopere çekerim falan dedi de, yani stopere çekerim. Bunlar aslında bazı ipuçları, bize verdiği ipuçları. Tabii bunların sahaya yansımasını net bir şekilde maçlar başladığında göreceğiz. Mesela üçlü savunma, 3-4-3 gibi bir oyun düzeni zaman zaman görebileceğiz. 3-5-2 gibi çift santroforlu bir düzen görebileceğiz. Çünkü burada sistemi işleten oyuncular, belki biraz sonra Galatasaray'ı konuşursak, Galatasaray da bu tür oyunculara yöneldi. Sistemi işletecek oyunculara. Çünkü oyun içerisinde Türkiye'de yaşadığımız en büyük handikaplardan biri bu. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Mancini işaret etmişti Galatasaray'da teknik direktörlük yaparken. Oyuncular çok statik ve oyun içerisinde 90 dakikanın içerisinde oyuncuların pozisyonunu değiştirerek sistem değiştiremiyorsunuz demişti Türkiye'de. Bu benim hafızamda hep yer etmiş bir konudur. Şimdi burada öyle oyuncular transfer ediliyor ki Filip Kostić de böyle bir oyuncu. Sol bek 3-5-2'nin solunda oynayabilir. 3-4-3'ün solunda oynayabilir. 3-4-3'ün orta sağ solunda oynayabilir. Ön solda oynayabilir. Yani şimdi o zaman ne oluyor? Size sistemsel bir rahatlık sağlamış oluyor oyuncu. Mourinho'daki gördüğümüz bu transferin arkasındaki gerçek de bu. Hatta birçok kişi ya Maximen varken sol kenara, üstelik Tadiç oynarken neden alındı diye düşündüler. Ama pozisyona öyle bakmamak lazım ki nitekim Mourinho'nun açıklamaları da bu gerçeği ortaya koymuş oldu. Kenar oynayacak oyuncu ama kenarın her bölgesinde oynayacak. Zaten oyuncunun kalitesiyle ilgili herhangi bir tartışma yok. Yalnız son yılda, yani Juventus'la ilgili yaşadığı süreçteki performansıyla ilgili tartışma var. Onu özellikle söyleyebiliriz. O nedenle de hani beklentileri karşılayacak çok özel bir oyuncu. Eğer buradaki işte Tadiç'le de yakın ilişkisinin onun Türkiye iklimine, futbol iklimine kolay uyum sağlamasını da sağlayacak ya da ona yardımcı olacak bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Benim okumam, yani Mourinho'nun sözlerinden okuduğum nokta, bazen Fenerbahçe'yi üçlü savunmada, bazen dörtlü savunmada, bazen üçlü orta sahada, bazen beşli orta sahada, bazen tek forvette, bazen çift forvette, maça göre maç gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Zaten belki de benim en çok üzerinde duracağım nokta bu. Ben teknik adamların her zaman bir A planı, B planı, C planı olması gerektiğini, bazen çok güçlü bir rakibe karşı daha kalabalık bir orta alan kurgusuyla, bazen sizin daha önde oynayabileceğiniz bir rakibe karşı iki forvetle oynama şansınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi Galatasaray'la devam edersek yine sıcak saatler yaşıyor sarı kırmızılı takım. Zalewski ile anlaştı
büyük ölçüde ve artık resmi imzaların atılması bekleniyor. Şimdi yine farklı bölgelerde, farklı formasyonlarda oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu noktada yine düşünülen ve akıllara gelen soru, Okan Buruk da üçlü savunma sistemine, çift santrfor sistemine dönecek mi? Dönerse ne zaman döner? Ama tabii bir taraftan bu sisteme dönebilmesi için bazı oyuncuların sağlıklı bir şekilde takıma geri dönmeleri gerekiyor. Bu süreçte dörtlü oynarsa Zalewski biraz fazla mı savunmacı kalır? Öyle olursa Jakobs boşuna mı transfer edildi? Gibi 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 pek çok soru da beraberinde geliyor şimdi bu anlaşmayla birlikte. Bir taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda sergilediği performans, orada da acaba bir pişmanlık yaşanır mı sorusunu gündeme getirdi. Tüm bunları şöyle birlikte bir değerlendirirsek bu transferi nasıl okumak lazım? Değerlendirelim Ezgi. Yalnız Okan Hoca seni duyduysa eyvah ben ne yaptım diyecek herhalde. Öyle bir durum çıktı ortaya. Yani şöyle söyleyeyim, benzer bir durum Okan Hoca için de geçerli. Okan Hoca da şimdi hani klasik tabirle Levent çok kullanır bu tabiri. Gövdeli iki tane santroforu var, gövdeli. Bir de yanlarında kulübeden gelip oyunu değiştirebilen bir üçüncü santroforu olan bir takımın şimdi kalkıp da yani ben tek santroforla oynayacağım demesi çok mantıklı olmayacaktır. Evet, iki santrofora dönebilmeniz için de bu kez arkadan ya da ortadan eksiltme yapmanız gerekiyor. Şu gerçeği gördük. Ortadan eksilttiği zaman sıkıntı yaşadı Galatasaray Young Boys maçlarında 4-4-2'ye döndüğünde. Demek ki üçlü savunmayla orta alanı tekrar eski haline döndürüp ön alanda daha farklı bir yapı oluşturması gerekiyor. Bunu özellikle söylememiz lazım. Bu manada baktığımda aslında iki tane kritik oyuncu sistem işletecek oyuncuyla yakın temas kurdular ama bir tanesinin olma ihtimali biraz daha zor. Zalewski'nin olma ihtimali orta sahanın solunda. İşte o sistemi işletecek yine o orta alandaki bölgeyi iyi kullanacak. Savunmaya yardım edecek, ön alana yardım edecek bir oyuncu konumunda olduğu için onu düşündü. Onun yanında Ebin Bey ile de o da orta sahanın sağında benzer işlemi yapıyor öyle baktığımızda. Ama onunla ilgili anladığım kadarıyla kulüp biraz zorluk çıkartıyor. O transfer biraz daha zor olacakmış gibi ya da belki de olmayacak gibi görünüyor. Ama bu iki oyuncunun isminin ortaya çıkması, belirginleşmesinin arkasında yatan gerçek tamamen sistemsel olduğunu düşünüyorum ben. Hatta bir cümle daha söyleyelim. İmkan ve şartlar uygun olursa Galatasaray bir stoper daha alabilir. Üçlü savunmada zenginliği oluşturabilmek için, pozisyon zenginliğini oluşturabilmek için. Bu manada da değişik isimler de gündeme geliyor. Ama tabii ki kolay bir iş değil. Transferde hele son iki güne girdiğiniz süreçte ben yani iki günde bir oyuncuyu bitirebilmek çok kolay olmuyor ama geçmişten temas kurduğu birkaç oyuncu var. İşte Lille'deki Ribeiro gibi bazı oyuncular var. Onlarla ilgili bir gevşeme, yumuşama olursa bu kez işler farklı bir boyuta gelebilir. Peki. Haldun Domar, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la gündemi konuştuktan sonra gelin biraz şöyle dış basının gündemine bakalım. Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında hat-trick'e imza attı bildiğiniz gibi değerli izleyenler ve Portekiz spor basınında da bu durum geniş yankı buldu. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bugün stüdyo konuğumuz Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte ve gündemi kendisiyle değerlendireceğiz. Günaydın, hoş Günaydın, geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, şimdi yoğun bir gündem var malum. Transferin evet. Bitmesine sadece 2 gün kaldı artık ve hareketli bir gündemden bahsediyoruz. Bir taraftan milli aradayız. Şimdi ilk olarak Mourinho'nun açıklamalarıyla başlamak lazım. Zira dün akşam Mourinho konuştuktan sonra tabii sosyal medyada da çok ciddi bir yankı uyandırdı o açıklamalar. Hem takıma dair, şampiyonluğa dair, takıma duyduğu inançtan, kulübe duyduğu inançtan bahsetti ki zaten daha önce de yapmıştı bu tarz açıklamaları ama isterseniz şöyle biraz daha tartışma yaratan bölümlerden biz bahsedip yorum yapalım. Şimdi arkadaşlarımdan ben tek tek grafikler halinde rica edeceğim Mourinho'nun açıklamalarını. İlk olarak transferle ilgili yaptığı değerlendirmelere yönetimimiz çok iyi çalıştı başlıklı grafiğimizle, dördüncü grafiğimizle başlayabiliriz. Her transfer bir teknik adam için geç kalmıştır diyor aslında. Buradan da takip edebiliriz.
Yönetimimiz çok iyi çalıştı. Problem yok. Belki de kaleci olarak oynayacak. Burada Kostić transferine vurgu yapıyor aslında. Takım nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayacak. Çünkü oyuncular değil, kulüp önemli. Yaratıcı sol bek gitti ve orada eksiklik içerisindeydik. Filip Kostić geride üçlü de oynayabiliyor. Kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm bulacak. Aslında Kostić geldiği andan itibaren biz de bunların üzerine kafa yormuştuk. Acaba nasıl bir sisteme dönecek? Kostić bu takımın nasıl bir paydaşı olacak şeklinde. Bir de Avrupa listesinde olmayacağı için Avrupa'da farklı, ligde farklı bir 11 mi, Fenerbahçe mi göreceğiz diye de konuştuk. Önce isterseniz buradan bu konudan başlayalım. Elbette Jose Mourinho geldiğinden beri Mario Branco özelinde çok iyi bir ilişkiyle başladı. Ali Koç, Branco, Jose Mourinho transfer anlamında çok iyi bir üçlü oluşturdular. Arkasından bu üçlüyü destekleyen Acun Ilıcalı ile birlikte Fenerbahçe Jose Mourinho'nun ilk tercihlerine gitti. Transferlerin bu kadar uzun sürmesinin en büyük nedeni de Jose Mourinho'nun birinci sıradaki oyuncu tercihlere yönelilmesiydi. En-Nesyri çok istendi. Evet. Çok uzun süre geçti En-Nesyri için. Çok çaba harcandı. Fakat Jose Mourinho'nun birinci tercihi olduğu için bu konuda özel çalışmalar yapıldı. Kostić, Jose Mourinho'nun daha önceden de istediği bir oyuncuydu. Kostić'e şöyle bakalım, sadece bir sol bek olarak düşünmemek gerek. Zaten bir sol kanat oyuncusu. Evet. Sol kanat oyuncusu olduğu için o sol tarafı tamamen domine edebilir. Ve alternatif formasyona geçtiğiniz zaman size çok fazla fayda sağlayacak bir oyuncu. Tüm oyunculara transfer edilene baktığınız zaman Jose Mourinho'nun nokta atışı yaptığını görüyorsunuz. Amrabat özelinde konuşalım. Evet. Amrabat Fenerbahçe'ye bu sene çok faydalı olacak. Özellikle çok iyi bir kesici. Ben jilet bir kesici olarak, jilet gibi bir kesici olarak tarif ediyorum onu. Bu kadar iyi bir kesici olmasına rağmen aslında ayağı da çok temiz. Çok fazla konuşulan konu iyi bir kesici olması, fakat az konuşulan nokta, bence en önemli nokta, ayağının çok temiz olması. Jose Mourinho oyununda geriden çıkışların çok önemli olduğunu görüyorsunuz. Zaman zaman bunları stoperlere yaptırıyor. Zaman zaman da stoperlerden topu alacak Amrabat'ın attığı ters toplarla Fenerbahçe'ye çok hareket sağlayacağını düşünüyorum. Jose Mourinho'nun transfer etmek istedikleri oyuncuların tamamen alınmasının da bence onun elini çok rahatlattığını düşünüyorum. Çok rahattı şu anda. Bence çok daha rahat olacak. Fenerbahçe'de taşlar zamanla yerine oturuyor. Her geçen gün daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Yönetimin bu anlamda iyi transferler yaptığını düşünüyor zaten. Ve transfer dönemini de bence gayet iyi geçirdik şeklinde bir değerlendirmesi de oldu yine aynı şekilde. Yani son derece memnun, ki olmasaydı bunu söyleyecek bir teknik direktör çok zaten. Açık sözlü, hemen söylerdi. Bir takım mesajlar da verdi aslında. Özellikle Fred'in sakatlığı döneminde Fred'i çok özledim. Tabii, tabii. Cümlesinin altında çok fazla mesaj attığını da düşünüyorum ben. Ama gelinen noktada memnun kalmış gibi görünüyor. Kesinlikle ama çok memnun. Ama artık kim memnun kalmaz ki? Bir de dönüp bakalım, bence Fenerbahçe tarihinin de en iyi kadrolarından birini görüyoruz. Şu anda size iddialı bir cümle kurayım. Bence Fenerbahçe takımının şu andaki kadrosu derinlik açısından diğer rakiplerinden çok daha önde. Çok daha kaliteli görüyorum. Bu kalite de zaman içinde lig yolculuğunda Fenerbahçe'ye çok fazla avantaj sağlayacak. Çünkü bu sene Fenerbahçe oyuncu transfer ederken sadece oyuncunun sahadaki özelliklerini değil, mental özelliklerini de devreye aldı. Bu konu üzerinde çok çalışıldı. Bugün Fenerbahçe'ye kim transfer edildiyse, tüm transferleri sayalım, hepsinin mentali çok kuvvetli. Hı hı. Ve bu mental kuvvetlilik bir bayrak oyuncu olma niteliğine kavuşturuyor onları. Sahada krizler çıktığında bu krizleri çözecek olanlar lider oyunculardır. Evet. Lider oyuncuların da mental olarak çok kuvvetli olması gerekir. Burada saydığımız oyuncuların hepsi lider özellikli oyuncular. Jose Mourinho memnun olması gayet doğal. Sadece biraz işte geç noktasına vurgu yapıyor. O da haklı olarak, yani çok alışık olduğu bir tablo değil bu Mourinho'nun. Avrupa takımlarında transfer malum çok erken başlar, çok da erken biter, kadro oluşur. Ona göre çalışmalar yapılır. Şunu da söylüyor net bir şekilde. Biz tam takım halinde antrenmanımızı daha şimdi yapacağız. Perşembe günü yapacağız diye. Bu da önemli bir nokta.
O anlamda lig başlangıcının aslında içinde bulundukları konuma göre iyi olduğunu da söylüyor. Şimdi Avrupa formatı ile ilgili daha önce de konuşmuştu zaten. Yine dün de açıklamaları var. Oradan isterseniz devam edelim. Avrupa'da 200 maçım var ama format değişti ve yeni formatın belirsizliğine dair bir diğer bir sonraki grafiğimizle devam edersek. Öncelikle hedef olarak tur atlamayı söylüyor Mourinho ve denememiz gereken Avrupa'da 200 maçım var ama bu başka, bizim zor kuramız varken daha kolay fikstürü olan takımla aynı puanda olabiliriz. Sıcak ve soğuk top olayına inanmıyorum, artık bilgisayar çekiyor. Yani şimdi burada da yine yavaş yavaş böyle rakiplere göndermeler, özellikle Galatasaray'la ilgili göndermeler mevcut ve daha kolay fikstürü olan takımla aynı koşullarda yarışacağız. Bakalım, bekleyip göreceğiz diyor Mourinho. Şimdi özellikle Fenerbahçe taraftarlarının çok hoşuna giden cümleleri var Jose Mourinho'nun. Jose Mourinho zaten akıl oyunları konusunda dünyada bir numara. Fakat ben burada bir antitezim var. Bence Fenerbahçe bu zamana kadar ne zaman sağ dışına çıktıysa, ne zaman sağ içini bırakıp daha fazla sağ dışına yoğunlaştıysa hep kaybetti. Doğru. Çok iddialı bir cümle kuracağım. Eğer siz Fenerbahçe kulübündeyseniz, isminiz Jose Mourinho da olsa sağ dışına çok fazla yönelirseniz bunun bedelini çok acı ödeyebilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe kültüründe sağ dışına yöneldiğinde sağ iç tamamen unutuluyor. Sürekli sağ dışına ve bir noktaya takılı kalınıyor. Bundan da oyuncular tırnak içinde kendilerine çok fayda sağlıyorlar. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Bizi zaten kimse şampiyon olmamızı istemiyor. Oyuncular için bu çok büyük bir avantaj kendilerine göre. Çünkü formsuz da olsalar, iyi de oynamasalar, organizasyon da problemli olsa ellerinde böyle bir maddeleri var. Ya bence Jose Mourinho'da olsanız çok fazla sağ dışına taşmamanız gerekiyor. Belli ki şu aşamada öyle algılıyorum ben. Galatasaray konusu bir motivasyon kaynağı Mourinho için. O bu tarz krizleri, ufak problemleri seviyor çünkü. Hani bunlarla da başa çıkma konusundan motive olan bir teknik direktör. Sadece tabii biraz anlaşılmayan nokta, neden bu kadar erken, henüz bir problem yaşanmamış, henüz bir durum olmamışken acaba neden bu kadar Galatasaray vurgusu diye, ki bir sonraki grafiğimizde mesela tamamen Galatasaray'a ayrılmış bir bölüm var. Galatasaray'a farklı bakılıyor şeklinde. Mütevazı değilim ama herkes de eşittir diyerek yine bir gönderme var. Şimdi tersten bakalım. Aslında Galatasaray lige hiç iyi başlamadı. Hatta ligden önce de aldığı bir yenilgi. Süper Kupa'da. Daha sonra Young Boys'tan eleniş. Zaten Galatasaray çok iyi gitmezken şimdi siz neden böyle açıklamalar yaparak rakibinizi konsolide edersiniz ki? Aslında buna tersten bakalım. Bence çok doğru da bir durum değil. Hani bırakın siz kendi kulübünüzle ilgilenin veya kendi kulübünüze yönelik açıklamalar yapın. Zaten taraftarlar ve Fenerbahçe'yi takip edenler bunu bekliyor. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Genel kanının aksine, o popüler bakışın yerine. Evet, akıl oyunları belki rakibinizle ilgili konuşursunuz ama ben gelir gelmez direkt rakibinizi hedefleyerek, bence Mourinho'nun tamamen kendi düşünceleri olmadığını da düşünüyorum. Belki yönetimsel anlamda da oturup konuşulmuştur. Çünkü sürekli Galatasaray üzerinden bir açıklamalar var. Evet, sanki böyle kendisine bir bilgi verilmiş gibi. Yani Galatasaray bu ligde bu konumdadır. Dolayısıyla bizim bunu da böyle bir engeli de aşmamız gerekiyor şeklinde bir sanki bilgi verilmiş. Muhtemelen enforme edilmiş olabilir ama çok akıllı bir teknik direktör. Hani şu anda iyi başladı, sadece bir Göztepe beraberliği var. Bir de mesela şu anda, bilmiyorum katılır mısınız, şu an itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yapan büyük takım olarak belki biz Beşiktaş'ı gösterebiliriz. Evet. Ama mesela yaptığı vurgular içerisinde Beşiktaş'a hiç yer ayırmaması da biraz enteresan. Acaba ne düşünerek bunu yapıyor? Yarışta mı görmüyor uzun vadede, yoksa rakibi olarak mı düşünmüyor, ya da sadece Galatasaray'la girdiği o rekabet onu motivasyon anlamında daha mı güçlü tutuyor? Çok haklısınız. Bu da enteresan bir nokta. Çok haklısınız. Size çok hak veriyorum o konuda. Bence şu ana kadar Beşiktaş mükemmel bir performans ortaya koydu. Bir Beşiktaş penceresi açabiliriz belki kısa bir süre. Hı hı. Beşiktaş gerçekten Van Bronckhorst'la sahada çok anlaşılır bir oyun oynuyor. Ben Bermuda şeytan dörtgeni diyordum. Portekizli oyuncularla birlikte Rafa Silva. Onlara şimdi Mario eklendi. Evet. Getson, Semih, Immobile, bu dörtlüye Bermuda şeytan dörtgeni diyordum. Çünkü Bermuda şeytan üçgeninde nasıl bir anda uçaklar bir bölgede bilinmeyenlerine düşerse sanki bu
oyuncuların önündeki rakip oyuncular da bir anda ortadan kayboluyor. Sadece bu oyuncular paslaşarak ileride gol atıyorlardı. Onlara şimdi 5. olarak João Mário eklendi. Evet. Bir pas profesörü. Beşiktaş bence orayı beşledi ve çok iyi olacak. Bence Mourinho bir takımı hedef alacaksa bence sizin söylediğiniz gibi aslında Beşiktaş olmalı. Ben çok başlangıcında, daha ligin başlangıcında sadece bir takım odaklı bu açıklamaları ben kendi penceremden doğru bulmuyorum. Ama tabii ki kendisi akıl oyunlarının üstadı. Ne düşünüyor bilemeyiz. Onu zaman içinde, yol içinde ilerlerken daha iyi anlayacağız. Şimdi mesela yine bir başka nokta Osimhen konusu. Mourinho'ya soruldu elbette. Çok önemli bir transfer, çok başarılı bir oyuncu. Ve onunla ilgili ne kadar aslında iyi bir oyuncu olduğu vurgusunu yapıyor. Bir gelsin Osimhen'le ilgili bölümü de rica edelim, onu da bir okuyalım. Ama bir taraftan yine bir yerinden bir iğneleme durumu da söz konusu. Osimhen harika bir oyuncu. 70-75 milyon euro kulüp olsam alırdım. Harika bir oyuncu, farklı koşullarda geldi ama günün sonunda koşulların önemi yok. Galatasaray harika bir oyuncu aldı. Benim Osimhen'le bir problemim yok. Hatta çok iyi bir ilişkimiz var. Burada esas nokta sadece kendini yere çok atıyor. Kendisini bunu söyledim. Roma Napoli maçında onunla konuştum. En iyi iki Afrikalı oyuncudan birisin sen ve Salah. Böyle davranamazsın. Onunla problemin buydu. Sonra 10 dakika sonra unuttuk. 10 dakika sonra unutmamış gibi görünüyor Jose Mourinho. Kendisini çok yer atıyor diye Galatasaray derbisi öncesi böyle bir yorum. Jose Mourinho ile Osimhen arasındaki toksik ilişkiyi gördük sanırım. Ama ilginç. Daha önce onu uyardığını söylüyor. Oyuncuyu bir yandan övüyor, sonra kendini yere atmasıyla yeriyor, daha sonra tekrar övüyor, yeriyor. Çok ilginç bir ilişki. Ya bana kalırsa Osimhen'le alakalı baştan güzel cümleler kuruyor ama bir şekilde iğneliyor. Ama Jose Mourinho bu. Yani Fenerbahçe'de... Şimdiden bir mesajı da veriyor. Hani elbette, bu oyuncu bizim maçımızda oynarsa atarsa, kendini yere atabilir diye bir mesaj da gönderiyor. İşte Fenerbahçe Jose Mourinho transfer ederken tüm bunları zaten bilerek etti. Ya bu genel politika üzerinde de muhtemelen Jose Mourinho'ya da böyle bir alan da açıldı. Siz zaten Jose Mourinho'nun ne konuşup konuşamayacağına hani çok da fazla karar karışamazsınız. Tabii. Kendisinin söylediği gibi kabul etmese de özel biri. Special one. Bu yüzden bu tür açıklamalar çok alacak. Bence Türkiye Süper Ligi'ne de renk katacak. Özellikle bu tür açıklamaları... Bizim için gayet güzel yani. Biz burada sonuç itibariyle bizim için güzel bir malzeme oluyor. Evet, özellikle bizim için çok önemli. Bence izleyen izleyiciler için de bu açıklamalarıyla sürekli bir gerginlik de yaratacak. Kimi zaman tepki çekecek, kimi zaman destek görecek. Çok önemli bir figür. Sadece onu izlemek için de maçlara giden ben insanlar olduğunu biliyorum. Tabii. Bence Türkiye Süper Ligi'nin Avrupa'daki görünürlüğü, bizim ligimizin tanınırlığı açısından da çok önemli bir marka. Bakalım izleyip göreceğiz. Şimdi derbi de neredeyse geldi çattı aslında, çok kısa bir süre kaldı ve derbiyle ilgili de erken düşünmek yanlış şeklinde bir değerlendirmesi var Mourinho'nun. Pazar günü Kasımpaşa ile önemli bir maçımız var. Pazartesi günü takım izinli olacak ama ben izinli olmayacağım. Ben derbiye o zaman odaklanacağım. Şu anda hiçbir şey düşünmüyorum diyor. Bu da aslında yine belki konuşmamız gereken bir satır başı olabilir. Bence ülkede oyun kültürü için çok önemli bir cümle kurmuş. Biz sürekli önümüzde birkaç maç olsa da derbilere yöneliriz, derbilere düşünürüz. Şimdiden derbide neler olacağını hayalini kurarız. Oysa ki hikaye oyunda önümüzdeki ilk maçtır. Özellikle birkaç kez vurguladı Galatasaray'ı düşünmediğini, Galatasaray maçını düşünmediğini, Kasımpaşa'yı mutlaka kazanmaları gerektiğini. Bu çok önemli bir nokta ve bence oyunla ilgilenen herkesin örnek alması gereken çok bir nokta. Çok özür dileyerek bir araya gideceğim. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista şu dakikalarda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Hemen sözü bırakalım. De ser líder, de transmitir o que eu aprendi durante todo esse tempo para os jogadores mais jovens. Sinto feliz de poder ter essa responsabilidade. E espero dar continuidade no que eu venho fazendo nesse início de campeonato. Foi um início muito bom e trabalhar que as coisas possam continuar do jeito que a gente começou. Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi ve bu liderlik özelliğini buradaki genç oyunculara, takıma aktardığım için gerçekten mutluyum. Zaten benim oyun karakterimde de bu var. Çok iyi başladık.
Gerçekten çok müthiş başlangıç yaptık 50 maç arasına kadar. Böyle devam etmek zorundayız. Ve zaten böyle devam etmemiz için her şey şu an müsait. Milli ara öncesi için Süper Lig'le alakalı ilk izleyicilerin neler? Bu kadar soru böyle Süper Lig'e kampiyonat tuttu. Soru hocam, bir sınıfı sana yazdık. Sen hocam, başka bir başka soru böyle Lig'e cevabı mı? Hayır, uma liga, claro que é uma liga um pouco diferente da, mas é uma liga também bastante competitiva, uma liga difícil, muito físico. Esses primeiros jogos que eu tive aqui, eu pude ter essa experiência e notar um pouco dessa, uma competição mais disputada, jogos que jogamos fora de casa foi bastante complicado. Então eu espero que com certeza vão ser muitos mais jogos difíceis, mas nossa equipe é uma equipe bastante competitiva e experiente. Então a gente vai se adaptar cada jogo à competição. Tabii ki oynadığım diğer liglerden daha farklı bir olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok zor ve rekabetçi bir Süper Lig. Fiziksel güce dayalı bir lig. Bunu zaten fark ettim. Özellikle deplasman maçlarının çok zor olacağını tahmin ediyorum ki zor deplasman maçı da oynadık. Ama bizim takımımız da olabildiği kadar çok iyi, tecrübeli bir takım. Tecrübeli oyunculara sahibiz, kaliteli bir takımız. Ve iyi başlangıcımızı bu zor ligde, daha da zor maçlar olacak, sürdüreceğimizden eminim. Ve bu adaptasyon sürecini atlattığımızı düşünüyorum, daha da iyi gideceğini biliyorum. Milli ara sonrası rakip Trabzon. Trabzon çok kontrol. Trabzon takım haline kendisini test edebilir. Başlarım Joao bu. Umut'u tadımız. Eşkırmen takımımız da ama Trabzon tam da otrana doğru doğru. Hazırlıklar ne durumda? Como preparamos, como foi o intervalo para o jogo da seleção? Como preparamos para falar sobre o jogo do Trabzon? Só sobre o jogo do Trabzon. Tivemos uma essas duas semanas, né? Uma semana praticamente sem muito treino, mais de descanso, aproveitar a família. Então agora o foco total é na competição, já pensando no próximo rival. E claro, sempre quando uma equipe troca de treinador, os jogadores sempre querem mostrar muito mais seus trabalhos e com certeza será um jogo bastante complicado. Mas já estamos com foco total no próximo jogo, já começamos os trabalhos de como a equipe deles joga e hoje também será algo já específico, sempre pensando no próximo. E então a gente espera fazer agora nesse segundo tramo do campeonato o que fizemos no primeiro. Milli ara iyi oldu bizim için. Ailelerimizle vakit geçirdik, dinlendik ve gayet iyi hazırlandığımızı da söyleyebilirim. Başladık zaten idmanlara. Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Bunu bilinçliyiz çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep bir iyi reaksiyon verirler bu hoca değişikliğine. O anlamda da her zaman zor olacak bir deplasman zaten Trabzon. Bu da bu açıdan biraz farklı olacak ama biz %100'ümüzü artık tüm odağımızı bu maça verdik. Adım adım ilerleyen bir mentaliteye sahibiz. Çünkü İlk etabı çok iyi geçirdik. İlk etaptan kastım milli maç arasına kadarki süreyi çok iyi geçirdik ve şu an ikinci etap olarak bakabiliriz buna diğer milli araya kadar. Aynı şekilde geçirmek için çok iyi hazırlandığımızı ve %100 odaklandığımızı söyleyebilirim. Kendisi bir defans oyuncusu. Türkiye Ligi ile ilgili görüşlerini belirtti. Deplasmanların zor geçtiğini belirtti. Kendisine ben şunu sormak istiyorum. Çok iyi forvet isimleri var. Gerek Beşiktaş'ta var, gerekse şampiyonluk yolundaki rakiplerinde var. Onlar için bir değerlendirme yapar mı? Aqui tem vários jogadores agora mesmo já nesse mercado de transferência vieram muitos jogadores para a Liga Turca, então não tem um jogador específico, mas sim grande maioria dos jogadores, dos avançados são tem muita qualidade, jogadores que já estão nas equipes consideradas grandes. Então é se adaptar cada vez mais à competição, aos novos jogadores que vêm
vem para a liga estudar bastante os jogadores e no jogo ser competitivo, estar bastante concentrado em, durante todo o jogo, que as coisas consequentemente sairão da forma que pensamos. Zaten Süper Lig'de iyi oyuncular vardı, iyi forvetler vardı bizim oyuncuları. Bu transfer döneminde de evet gerçekten iyi oyuncular geldi. Ama benim bu anlamda ne kadar kaliteli olurlarsa olsunlar, zaten iyi oyuncu olduklarını biliyorum. Biraz daha oyuna kolektif bakmak gerekiyor aslında. Yani hani o sadece bireysel oyunculardan değil de her takımın içerisinde bulunan o iyi forvetlerle mücadele etmek zorundayız. %100 konsantrasyonla takım olarak, ben de bir stoper olarak o şekilde onlarla mücadele etmem lazım. Evet, zor maçları olacak. Büyük takımlarda çok iyi oyuncular var biz dahil. Ama zaten futbolda aslında var. Onlarla %100 mücadele etmek zorundayız. Çekindiğim bir oyuncu yok yani özel olarak. Teşekkür ederim. Sezona çok iyi başladıktan sonra milli araya girdiler. Yani ritim yakalamışken böyle bir ara... Dilem hocam, ritmi bir pauza. Bir kere pausa podemos. Podemos parar, por causa disso. Porque jogamos muito bem com alto ritmo. Agora, 10 dias. Temos que manter ou melhor do que começamos. É equipe grande como somos, o Besiktas, a história, tem grandes jogadores aqui no elenco, um grande treinador. Então não podemos baixar o nível, temos sempre que subir o nível que começamos. A gente não pensa que isso tá bom, tem que melhorar cada vez mais. Erros vamos cometer durante toda a competição, que somos humanos e é normal, isso é futebol. Mas procurar errar o menos possível e sempre estar jogar o melhor que a gente puder para sempre manter em cima da competição e sempre pensar em títulos, que isso é importante para o clube, para a história e para cada jogador que está aqui. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten iyi başladık. Beşiktaş da çok iyi oyunculara sahip. Çok köklü ve çok büyük bir takım. Bu yüzden bu tarz araların bu anlamda bir ritim düşükmesine sebep olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok iyi başladık. Bu başlangıcı da en az o kadar sürdürmek zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Çünkü olan kazanmak için, başarı kazanmak için yetinmemek gerekiyor zaten bu aşikar. Ve biz bu şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü az hata yapan bir takımız ve daha az yapacağız bu hataları. Daha çok iyi oyun oynamak zorundayız. Ve Beşiktaş'a yakışan, polar kazanan o takım hüviyetine aslında kazandığımızı söyleyebilirim. Böyle devam etmek zorundayız ve devam edeceğiz. Premier Lig ve La Liga gibi üst düzey liglerde bu oynanmış bir isim olarak Liga, Premier Lig. Hakem yönetimleri hakkında bir soru sorabiliriz. Arbitruş, juizis, mutlutu. Arbitragem. São competições diferente, arbitragem diferente. Então tive experiência, obviamente, no Brasil, na Inglaterra, Espanha, e agora aqui estou tendo a experiência de jogar na Turquia. Então são características diferentes. Arbitragem na Inglaterra permite um pouco mais, na Espanha já menos, e aqui acredito eu que é parecido à La Liga, na Espanha. Os árbitros não permite tanto, não deixa, não dá andamento no jogo, sempre bastante, muito tempo parado, não tem um diálogo com os jogadores, e acho que isso também dificulta um pouco, mas nós jogadores temos que fazer o nosso trabalho e respeitar a cada decisão. Oyun anlayışı, hakem yönetimi farklı oluyor. Sadece İngiltere ve İspanya değil, Brezilya'da top oynadım. Ve şimdi Türkiye'deyim, bu ligleri kıyaslayabilecek bir tecrübeye sahip oldum. Yani sadece şunu söyleyebilirim, örneğin İngiltere'de hakemler daha çok izin veriyor oyunun oynanmasına. Daha az oyunu durduruyorlar. La Liga'da biraz daha çok oyunun durdurulabildiğini söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar gol pozisyonlarında. Türkiye biraz La Liga'ya benziyor diyebilirim bu açıdan. Yani hakemler oyunu çok fazla durduruyor. Bu da aslında saygı duymak zorundayız hakemin kararlarına. Oyuncularla da alakalı olabilir ama herkes işini yapmak zorunda. Onlar da işini yapıyorlar. Bu anlamda onların bir adaletli olduğunu asla söylemiyorum. Ama sadece gözlemim bu yönde. Biraz daha oyunun devamlılığı açısından çok fazla oyunun hakemlerin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Oyunun durduğunu çok söyleyebilirim.
Ama biz işimizi yapmak zorundayız. Herkes birbirine saygı duymak zorunda ve duyuyoruz hakemlere saygı. Onlar da bize duyuyorlar. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu devam ettireceğiz. Acho que é difícil de dizer uma a equipe mais perigosa, porque o futebol vem mudando cada vez mais. Futebol mais difícil cada jogo. Muitas equipes têm grandes jogadores, mas tive a experiência também de jogar contra o Ajax, lá na casa deles. Quando fui jogador do Valência, fizemos um grande trabalho. É um campo espetacular, difícil de se jogar. Atlético de Bilbao, durante 7 anos joguei contra o Bilbao e também é uma equipe muito, muito boa tecnicamente, fisicamente. É uma equipe também bastante complicado. Nosso grupo é um grupo que vai ser bastante competitivo. A gente tem. Queremos também ser competitivo nessa competição, chegar o mais longe possível. Lógico que a gente pensa em título também. Isso é importante para, como eu disse no início, importante para a carreira de cada jogador, importante para o clube. Então vamos tentar fazer o nosso melhor para chegar o mais longe possível. Aslında yani her maçın zor olduğunu, her takımın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir takımımız özelinde konuşmak biraz yanlış olabilir. Çünkü artık günümüz futbolunda gerçekten her takım çok büyük ve çok iyi oyunculara sahip ve her takımda bir şekilde çok rekabetçi oynuyor. Örneğin Ajax'la ben Valencia'da oynarken deplasmanda çok da müthiş bir stadyumdu. Oynaması çok zor bir stadyumdu orası, Cruyff Arena. Orada Ajax'a karşı çok iyi bir maç çıkarmıştık biz Valencia'yla. Bilbao zaten 7 sene boyunca sürekli mücadele ettiğim bir takım. Karşılığında oynadığım bir takım. Teknik ve fiziksel olarak bence çok iyi bir durumda olan bir takım. Bence tüm rakiplerimiz zorlu. Yani sadece bunları örnek verdim bildiğim için ama diğer rakipler de gerçekten çok iyi oyunculara sahip takımlar. Ama biz kendi işimize bakacağız. Nereye gidebiliyorsak en iyi noktaya Avrupa Ligi'nde gelmek zorundayız. Bu zor maçların birincinde olarak devam etmek zorundayız. Tabii ki başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal olur, müthiş bir başarı olur. Biz şu an adım adım bakıyoruz. Önemli olan şimdi bu kendi rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek, sonrasında da gidebileceğimiz en iyi yere kadar gidebilmek. Avrupa Ligi maçlarının dönüşünün tamamı deplasmanda olacak. Yani vamos jogar. Cada jogo é Europa, vamos jogar. E vamos voltar e jogar fora na Turquia, campeonato turco. Vai ser muito cansativo. O que queres falar sobre isso? Jogar a Europa League, a gente sabe que tem as viagens longas, logo temos pouco tempo de descanso, né? Porque tem a competição no final de semana. Temos que se adaptar a tudo isso, treinar o que temos que treinar, descansar o pouco que temos para descansar, recuperar e estar apto aos próximos jogos, que agora já começa. Jogos mais complicados e a gente tem que mostrar que temos uma equipe forte. Se não está um jogador, tem outro para entrar e também dar conta do recado que o treinador pede. E agora o novo formato também da Europa League, com mais jogos, mas temos que, como eu disse, temos que se adaptar e tentar fazer o melhor. Cada jogador vai tentar fazer o melhor de si e vamos tentar chegar o mais longe possível. Yani tabii ki çok fazla seyahat olacak. Çok fazla maça gideceğiz, geleceğiz. Az dinlenme zamanı olacak. Yenilemek için az zamanımız olacak. Fakat bu anlamda zaten futbolun içinde var bu. Ve biz buna adapte olmak zorundayız. Bir bahane üretemeyiz bu konuda. Evet, kolay olacağını zaten kimse söylemiyor. Daha çok maç var Avrupa Ligi'nde bu sene. Biliyorsunuz format değişti ve daha çok gidip geleceğiz. Döneceğiz. Tam dinleneceğiz, yenilememizi yapacağız. Bir dahaki başka bir maçı oynayacağız. İşte o deplasmanda içeride fark etmez ama oynayacağız o maçı. O yüzden bu zorlu olacak. Bunun bilincindeyiz. Ve iyi bir takım olduğumuzu göstermek de zorundayız. Gücümüzü göstermek zorundayız. Örneğin bir oyuncu sakatlandı ya da cezalı olduğu zaman onun yerine oyuncu da hocanın isteklerini yerine getirip en iyisini vermek zorunda. Zaten bunu gösterdiğiniz zaman başarılı bir takım oluyorsunuz.
Çok maç olacak, çok daha zorlu maçlar geliyor. Hepsinin bilincindeyiz takım olarak. Ve az önce de söylediğim gibi bütün maçlarda en iyisini gösterip çok fazla iyi bir şekilde odaklanıp iyi çalışıp, iyi dinlenip, iyi oynayıp gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz tüm kulvarlarda. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Gabriel Paulista'nın açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Birkaç gündür aslında çok gündemde olan bir oyuncu. Takım içerisinde Van Bronckhorst'un neredeyse yardımcısı gibi olduğuna dair, gizli bir kaptan olduğuna dair yaptığı açıklamalar. Bu arada söyleyelim, saat başından itibaren yaklaşık 15 dakikası da basına açık olacak Beşiktaş antrenmanının Trabzonspor maçı öncesinde. Önemli bir çalışma diyebiliriz. Birazdan o karşılaşmayı da konuşuruz aslında ama şöyle biz kaldığımız yerden Mourinho cephesinden Fenerbahçe'yi biraz toparlayalım isterseniz. Özellikle derbileri erken düşünmek yanlış diyerek Kasımpaşa maçına odaklandığını söylüyor Mourinho. Ve biz de belki o açıklamalardan artık biraz daha içine girip milli ara sonrası nasıl bir Fenerbahçe görebiliriz? Kasımpaşa maçından itibaren Mourinho acaba sahaya nasıl bir anlayışla çıkacak ve nasıl devam edecek yoluna? Nedir beklentiniz, tahmininiz? Ben özellikle İrfan Can Kahveci konusunda bir atılım olacağını düşünüyorum. Hmm. İrfan Can Kahveci çok formda. Milli takımda da gördük bunu. Bir şekilde Tadic'i sola kaydırıp İrfan Can Kahveci'yi sağ kanatta oynatabileceğini düşünüyorum. En-Nesyri hamlesinin de geleceğini düşünüyorum. Çünkü En-Nesyri ilk geldiğinde takımla çalışmamıştı, kendi takımıyla. Buradaki hazırlık sürecini tamamladı. Dzeko çok formda. Evet. Eğer Dzeko bu kadar formda olmasaydı mutlaka En-Nesyri'yi daha önceden atacaktı. Fakat Fenerbahçe'de zamanla taşlar yerine oturuyor derken şunu kastediyordum. Fenerbahçe'de şu anda iki kule var önde. Biri En-Nesyri, biri Dzeko. Eğer ikisini de oyunu attığında soldan artık öyle elinizde bir adam var ki Kostić dediğimiz. Bu adam sol taraftan gelip en şık orta yapan oyunculardan biri. Peki benim anlamadığım, şimdi Tadic'i sola atıp İrfan Can'ı kullandığı senaryo. Şimdi o bölgede bir Maximen var. Evet. Şimdi yeni transfer ettiğiniz bir Kostić var. Onun için acaba nasıl bir formasyonla oynayacaksınız? Yani burada çok ciddi bir lüks oluştu. Hangi sisteme göre hangi oyuncuyu nasıl tercih edeceksiniz? Onu şöyle düşünelim. Şu an Ziraat Türkiye Kupası'na eğer katılırlarsa muhtemelen 50-55 mantığında bir maç oynanacak. Hı hı. Avrupa'yı da kattığımızda. Zaman zaman Kostić'i dörtlü oynatırsa dörtlünün solunda deneyecek. Zaman zaman Maximen'den vazgeçecek. Maximen'in şöyle de bir özelliği var. Gerçekten taraftarın sevgilisi olacak bir oyuncu. Çünkü attığı çalımlar artık dünya futbolunda hareketli bir oyuncu, böyle evet. Bir oyuncu profili az. Ama şu da var. Zaman zaman da takım organizasyondan uzak davranışlar da sergileyebiliyor. Veya rakip takımlar onu durdurmanın formülünü buluyor. Çünkü ayağında çok top tutuyor. Fakat Jose Mourinho'nun oyun ezberi de şudur ki oyunu çok fazla hızlandırır. Evet. Yani bir oyuncunun topla çok fazla temas etmesini de zaman zaman istemez. Bunu Maximen için söylemiyorum. Elinsen Maximen için. Çünkü o çok özel bir oyuncu. Hı hı. Fakat Elinsen Maximen'den zaman zaman vazgeçtiğinde bence mutlaka Kostić'i önde kullanacak. Çünkü Kostić öyle bir oyuncu ki artık Avrupa'da bile bu şekilde soldan gelip solu domine edip bir kanat bek olup aynı zamanda ayağının çok iyi olması. Ben ona en şık orta uzmanı diyorum sol taraftan gelip. Ayrıca bir özelliğini daha ekleyelim Kostić'in. Duran toplarda da Fenerbahçe'ye çok fazla katkı sağlayacak. Çok iyi bir duran top kullanıyor. Duran top uzmanı. Hı hı. Bu konuda elinde çok fazla Mourinho'nun olanak oldu. Bu denklemi de kendisi çözecek. Bu onun için çok iyi bir denklem. Şu anda her oyuncunun muadili var. Sadece Fred'in dışında orada Medina'yı bekliyoruz. Fazla. Medina konusunda da şu anda Boca Juniors'un oyuncusu dedi. Yani hiç değerlendirme yapmadı bile oyuncuyla evet, ilgili. Ama o konularda nettir. Yani şu anda kendi ekibinin içine katılmayan bir oyuncuyla alakalı çok fazla konuşmaz. Bu konuda net bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de her bölümün, her mevkimin en az iki tane farklı oyuncusu var. Bunlar farklı formasyonlarda oynuyor. Kostić'i çok zorlanırsanız orta sahada da oynatabilirsiniz. Evet, kendisi de öyle söyledi zaten. Fenerbahçe'nin bu seneki transfer stratejisinde sadece tek mevkiye bağlı oyuncular olmaması hedeflendi. Dikkat ederseniz alınan tüm oyuncular farklı farklı bölgelerde oynanıyor. Bu Fenerbahçe şu anda aslında zorlu bir viraja da giriyor. Eylül'ün sonunda 4 tane maçı var. Bu maçlardan ikisi deplasman. Kasımpaşa'yı kendi evinde sayabiliriz.
Ama Fenerbahçe'nin hikayesini aslında Galatasaray maçı, Galatasaray derbisi belirleyecek. Bu zamana kadar takımı en formda hale getirmeye uğraşıyor. Kendine güveni çok fazla. Bu kendine güven oyunculara da çok yansıyor. Bir Livakovic'e de küçük bir pencere açalım. Bu sene çok formda. Geçen senelerden baktığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman onun özgüveni sahadaki diğer oyuncuların da daha fazla özgüven kazanmasına neden oluyor. Peki. Şimdi Galatasaray'la devam edersek yine transferde sıcak saatler yaşıyor Sarı Kırmızılılar ve Zalewski ile artık anlaşma tamam. Resmi imzaların atılması bekleniyor. Şimdi Zalewski de mevkisi ve profili itibarıyla şu soruyu da beraberinde getiriyor. Acaba Mourinho gibi Okan Buruk da artık üçlü savunmaya mı geçiş yapacak ve çift santrfor denemeleri mi yapacak? Zalewski'nin bu takımdaki yeri, konumu nasıl olacak diye. Nedir beklentiniz? Osimhen geldikten sonra Galatasaray'da taşlar tamamen zaten yerlerinden oynadı. Oynamak da zorunda. Çünkü elinizde bir Osimhen varken, bir de Icardi gibi bir golcünüz varken muhtemelen Okan Hoca da ikisini birden sahaya atmak isteyecek. Ve bununla ilgili olarak format değişirken kanat bekler çok önemli. Tamam, bu iki oyuncu önde çok başarılı. Osimhen, Icardi. Fakat onlara topu kim getirecek? Bu yüzden de Galatasaray sol kanat beki ve sağ kanat beki ve bir orta sahada oynayabilecek oyuncu anlamında bir arayışın içine girdi. Bir transfer harekatı var. Zalewski sol kanatta, o sol kanadı alacak, gidecek, öne gidecek, sola, sağa, arkasına tamamen o kanadı domine edebilecek bir oyuncu. Bence hedef, gerçekten nokta atışı bir oyuncu olabilir. 22 yaşında, oyuncunun ailesi 1989'da İtalya'ya göç ediyor. Roma altyapısından yetişiyor. Çok iyi bir eğitimi var. 10 numara pozisyonunda daha önce Jose Mourinho'nun geldiğinde ona bir dokunuşu var. Onu kanatlarda oynatıyor. Şu anda sol kanatta da sağ kanatta da 10 numarada da kendisinden faydalanabilir. Çok genç oyuncu, Polonya milli takımı oyuncusu. Galatasaray'ın şu anda değişecek formasyonda bence ilaç olacak oyunculardan biri. Çünkü sol kanatı tamamen alacak ve oradan getireceği toplarla ön taraftaki yıldız oyuncularını golle buluşturacak. Galatasaray sağ taraf için de aynı şekilde bir oyuncu bakıyor. Sağ taraftaki oyuncunun aynı zamanda orta saha özelliğinin olunmasına da bakıyor. Ebimbe üzerinden bir harekat vardı. Onda biraz bildiğim kadarıyla bir yavaşlama var ama farklı alternatiflere de yöneliyor. Barış Alper varken gerek var mı bir kanada daha? Şöyle, onu hem kanat oyuncusu hem de orta sahada kullanmak istiyorlar. Hmm. Çünkü orta sahanın da güçlü olması gerekiyor. 3-5-2 formasyonunda orta sahanın önemi çok büyük. Şu anda Gabriel Sara, Torreira ikilisi var. Evet. Yanlarına Kerem Demirbay'ı koyup güçlendirip bir şekilde kullanmak istiyorlar. Yine bir oyuncu transferi yapılabilir. Hatta bir stoperden de bahsediliyordu ama onda da muhtemelen bir bekleme var. Galatasaray'da, yani 2 gün kaldı şimdi. Evet ama ne yazık ki bizim 2-3 transfer daha var anladığımız kadarıyla. Ama neredeyse tüm takımlar nedense bizim zaten son güne hep kalır. Hatta Mourinho'nun açıklamalarında da bence altı çizilmesi gereken bir nokta var. Bu bizim uzun süren transfer sürecine vurgu yapıyor. Bir yanıyla iğne, başarısızlık belki de transferin kesinlikle geç bitmesinden kaynaklanıyor dedi Mourinho. Bir yanıyla iyi, bir yanıyla kötü. Sepetin iki tarafına da bakıyor. Çünkü gelen oyuncularla ne zaman çalışacaksınız? Jose Mourinho'nun her açıklamasında bir antrenman vurgusu var. Bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? 20 antrenman yaptık, 40 antrenman, 60. Bu özellikle bunu yapıyor ve antrenmana verdiği değeri gösteriyor. Çok tekrar, çok ezber, onun için çok önemli. Fenerbahçe tarafını kapatıp tekrar Galatasaray'a dönelim. Zalewski bu konuda çok önemli bir hamle olacak. Galatasaray'da yalnız şunu da söylemeden geçmemem gerekiyor. Ligin 4. haftası. Tamamen sistem değişecek. 3-5-2 sizin çocuklar, hadi bugün 3-5-2 oynuyoruz, sahaya çıkalım diyebileceğiniz bir oyun asla değil. Hayır, zaten şu an Osimhen de 3-5-2 oynayabilecek kadar hazır değil. Icardi zaten yok. Yok. Yani belli ki bir süre Icardi de tam anlamıyla, Osimhen de tam anlamıyla hazır hale gelene kadar yine eski formatta devam etmek zorunda Okan Buruk. Şimdi bu noktada acaba Zalewski, Kerem Aktürkoğlu'nun bıraktığı boşluğu ne kadar? Yani o dörtlü sistemde ne kadar efektif olabilecek? Aslında belki biraz bunu da konuşmak lazım. Haliyle Kerem'in milli takımda sergilediği performansla birlikte Zalewski-Kerem kıyaslaması da şimdiden, daha Zalewski görmeden yapılmaya başlandı. Öncelikle Kerem Aktürkoğlu'na bir pencere açalım. Yolu açık olsun. Tabii ki. Bence çok kıymetli bir oyuncu.
neden bu kadar eleştirildiğini anlamadığım bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncu. Sağ içinde yaptıkları bence bayrak bir oyuncu. Sadece zaman zaman sağ içindeki kırılganlıkları var. Bunları çözerse bence Benfica'da da muhteşem bir hikaye yazabilir. Zaten şu anda yazdı. Erzincan'dan Benfica'ya uzanan evet. muhteşem bir hikayeden bahsediyoruz. Yeri dolar mı? Evet. Yani Zalewski hamlesiyle bence o kanadı doldurmak istiyorlar. Galatasaray'da böyle geriye çekilip baktığınızda muhteşem bir önde dörtlü olacak. Şimdi Barış Alper Yılmaz sağ taraftan, Zalewski önde, Osimhen, Icardi olduğunu düşündüğünüzde Galatasaray'ın bence hedefi maçların ilk 20 dakikasında önde basıp zaten ilk 20 dakikada fişi çekmek Skora olacak. Almak. Müthiş fiziki bir oyun olacak. Yani o kadar kuvvetli ki o oyuncular önde baskının bence timsali olurlar bu sene. Peki şimdi son bölümde az önce konuşmuştuk Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Şimdi bu karşılaşmanın hem saha içi hem de saha dışı boyutu var. Şenol Güneş faktörü nedeniyle Trabzonspor'da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Beşiktaş istim üzerinde iyi başladı ve iyi devam ediyor. Keza transferlerini de neredeyse tamamladı diyebiliriz. Ve bu noktada açıkçası bizi nasıl bir karşılaşma bekleyecek bunu çok merak ediyoruz. Her iki takım açısından da birlikte değerlendirelim. Nedir tahmininiz, beklentiniz? Şenol Güneş 5. kez Trabzonspor'a ait olduğu yere, efsane olduğu takımın başında göreve başladı. Şenol Güneş'in şifresi daha ilk konuşmalarından belliydi. Eğleneceğimiz bir oyun. Futbolcuların da eğleneceği, seyircilerin de eğleneceği bu eşittir hücum oyunu. Tabii Şenol Güneş. Şenol Güneş bu zamana kadar gittiği tüm takımlara dokundu. Bütün oyunculara dokundu. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadı. Bursa Spor'da aldığı zaman oyuncuların Transfermarkt'taki değeri, sonraki değerine bir bakalım. Milli takımdaki başarıları. Trabzonspor'un çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Ozan Tufan, Mendy, Uğurcan. Özellikle bir parantez açalım Uğurcan'a. Bu sene Trabzonspor'u ligde tutan, oyunda tutan oyuncu bence Uğurcan. Draguş, Simon Banza hamlesiyle eklendi. Şenol Güneş bu oyuncu grubuyla alakalı olarak bence çok kısa sürede planlamasını yapıp bir ezber 11 oluşturacak. Bu ezber 11 ile birlikte her maçta üzerine koyarak gidecekler ve özellikle seyircileri için de keyif veren bir oyun ortaya koymaya çalışacaklar. Yenerler, yenilirler o ayrı bir tartışma konusu. Ama sahada savaşan, gol atmaya çalışan, hücum eden, dikine oynayan bir Trabzonspor göreceğiz. Buradan Beşiktaş'a penceremizi açalım. Açmadan sizce ilk maçın Beşiktaş karşısında olması bir avantaj mı, dezavantaj mı? Avantaj mı şöyle soruyorum aslında. Büyük maçın motivasyonu da başka olur, hazırlığı da başka olur. Şenol Güneş'in gelmesi zaten takımda bir artı etki yaratacaktır beklentisi var. Bu yönüyle bir avantaj mıdır, yoksa ligin az önce de konuştuk en iyi başlayan takımı diyebiliriz belki de Beşiktaş için. Yoksa bu açıdan dezavantaj mıdır? Bence avantaj. Şenol Güneş gibi bir usta, büyük bir teknik direktör için büyük bir meydan okuma. Kendisi zaten en zor maçımız olarak evet. gösteriyor ve iddialı açıklamaları var. Beşiktaş'ın o havasını kıracaklarını söylüyor. Evet. Bence alelade bir takımla herhangi bir lig maçından öte böyle bir açılış yapmak Şenol Güneş için de bence çok önemli bir avantaj. Çünkü oyuncuları da ona göre motive edecek ve sonuç almak için elinden geleni yapacaklar. Herhangi alelade bir takım yerine Beşiktaş'ta oynamak bence Trabzonspor'un, şehrin dinamikleri içinde hikayelerin kaderini başlangıçlar belirler. Bu yüzden de Şenol Güneş ve takımı iyi bir başlangıç yapacak. Beşiktaş? Beşiktaş bu sezon tüm takımlar arasında en fazla keyif veren bir takım. Şu an itibariyle evet. Çünkü ellerinde game changer dediğimiz oyun değiştiren o kadar fazla oyuncuları var ki Beşiktaş taraftarı maçın 90 dakikası boyunca hiçbir zaman gol yeseler de berabere kalsalar da yenildik algısını yaşamıyor. Çünkü her an maçı değiştirebilecek bir oyuncu grubuna sahip. Van Bronckhorst gibi bir teknik direktör geldi. Geldiğinde soru işareti, Hollandalı hocalar hemen kenarına bir soru işareti konulmuştu.
gelir gelmez takımını yaptı. Bir ezber oluşturdu. Dikkat ederseniz sakatlık ve olağanüstü bir gelişme olmadıkça ezberini bozmuyor. Doğru. Bu çok önemli. Hepimiz Beşiktaş'ın 11'ini sayabiliyoruz. Oyuncu grubu da buradan aldığı mesajla kendisi çalıştığı takdirde formayı alacağını ve bunun sürekli olacağını düşünüyor. Cesur yürek Van Bronckhorst diyorum. Çünkü aldığı Felix Udokai gelir gelmez ilk maçta stoper olarak mevkinde görev verdi. Yanında Gabriel Paulista gibi biraz önce açıklamaları vardı. Evet. Defansın aklı, sigortası. Orta sahada çok kıymetli değerleri var. Mario, João Mario gibi bir pas profesörü aldılar. Şimdi bu transfer karmaşası üzerinde konuşulmadı. Bence çok klas bir oyuncu. Oyun zekasıyla Türkiye Ligi'ne ve Beşiktaş'a çok büyük değer katacak. Nusrati geçen seneler çok eleştiriliyordu. Bu sene yeni oyun planıyla birlikte çok formda olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın solda Masuaku diye bir oyuncusu var. Hücum anlamında çok kıymetli. Beşiktaş'ta mutlaka yalnız Masuaku alanında sol tarafa ben bir transfer bekliyorum. Çünkü savunma yönü belki daha güçlü bir oyuncu. Evet, o da olabilir. Ayrıca Masuaku'nun sürekliliği yok. Eğer her maç böyle oynayacaksa transfere gerek yok. Sakatlanmayacaksa. Ama mutlaka ben burada özellikle Van Bronckhorst'un oyun planına bir pencere açmak istiyorum. Çok kısa alayım, bir dakika. Hemen topluyorum. Çok anlaşılabilir bir oyun. Çok basit bir oyun ve oyuncuları geliştiren bir oyun. Svensson, hemen düşünelim. Geçen sene kaderi hakkında çok soru işaretleri vardı. Aldı, sağ tarafa yerleşti. Beşiktaş çok keyif veren bir oyun oynuyor. Evet, peki. Cem Kerpiçiler, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Süremizin çok sağ olun. Sonuna geldik. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.